Minarelerimizde iki katlı sesi nokta atışı yönlendirebileceğimiz, yani sahasını merkezin alanını çizebileceğimiz bir teknoloji kullanıldı. Cami bittikten sonra kapsama alanımızı kendimiz belirleyip o noktada caminin sesini sınırlandırabileceğiz. Dolayısıyla büyüklüğüyle birlikte bu ne kadar ses nereye kadar yayılacak, başka hangi camileri içerisine alacak gibi bir endişe ortadan kalkmış durumda. Ezanlar, şey pardon, minarelerdeki bu seslendirme sistemi iki yükseklikte düşünüldü. Birincisi cami etrafına, ikincisi biraz daha uzak merkeze atmakla görevli. Dediğim gibi nokta atışı yapabiliyor bu hoparlörlerimiz. Dolayısıyla değişik minarelerden yakın atış için söylüyorum. Altındaki aktiviteye uygun konuşmalar, hitabetler ve vaazlar da yapabiliriz. Örneğin cenaze alanına özel bir hitap gerçekleştirebiliyoruz. Caminin içerisinde temel olarak üç görev gerçekleştiriliyor. Bir konuşma vaaz, bir namaz ve bir ilahi. Dolayısıyla aslında bu üç görevin cemaate üç şekilde ulaştırılması gerekiyor. Yani hitabet ve vaaz dinleyiciye karşıdan ulaşırken, namaz insanları kapsamalı, içine almalı. İlahi okuyacaksanız o zaman ses her yerde yağmur gibi üzerinize yağmalı. Herhangi bir hoca mikrofona geçtiği an itibaren sistem onu tanıyıp o hocanın özel ayarlarına gelip bu üç yönetim sisteminden hangisinin görevi yapıyorsa ona uygun ses dağılımını sağlayabiliyor içerisinde. Osmanlı camilerinde camiler makamlara göre zaman zaman inşa edilmiş ve hocalar da o caminin özel makamına göre camilere dağıtılırmış. Yani çok ciddi bir müzikal bilgi altyapısı mevcut. Biz camimizde herhangi bir hocayı buraya uygun değil sesiniz diyemeyecek şekilde her hocaya uygun hale getirebilecek teknolojide oluşturduk. Olur da network tabanı yıkılacak olursa derhal manuel devreye giriyor. İçeride 10 kadar teknik görevli arkadaşımız var. Herkes pozisyonunu alıyor. Ellerinde bir iPad'le bile aynı şekilde söylediğimiz teknolojileri veya özellikleri yapabilecek, yönetebilecek altyapıya birebir geçiş yapılıyor. Eş zamanlı geçiş yapılıyor. Caminin etrafına Faraday kafesi olarak bilinen havadaki elektromanyetik alanı alıp toprağa iletip içerideki sistemin etkilenmemesini sağlayan bir önlem aldık. Önlem kuruluyor. Geniş bir alana şu aşamada yaymayı düşünmüyoruz. Çünkü civarda başkaca da irili ufaklı cami var. Şu anda bizi diğer camilerin mesafesi kısıtlıyor. Ama onlar hedeften çıkacak olursa 1-1,5 kilometreye kadar elimizde atabileceğimiz bir sistem var. Yapı olarak ben en az hoparlörle doğal akustiği de kullanarak hedefe ulaşma sevdalısıyım. Şurada Mimar Sinan Camii var Ataşehir'de. Onun örneğin size şaka gibi gelebilir. 4 tane 4 inç hoparlörle seslendirmesi yapılıyor şu anda. İçeride ölçümler yapıp sesin en iyi yol alabildiği ve güçlenebildiği alanları seçip yerleştirip, yani bir hoparlör kalabalığına boğmayacağız. İki, insanların kafasına direkt ses yansıtmayacağız. Üç, madem bu kadar büyük bir camisiniz, ses de hacminde bu büyüklüğü ifade ediyor olacak. Bu cami için acaba uşak makamını işleyebilir miyiz diye düşünüyordum. Teknoloji desteğiyle makam çalışması yapılabilir şu anda içeride. Ama bu aynı zamanda yönetimin de takdiridir. İleriki zamanlarda belki bununla da alakalı haber yaparız. Neden uşak makamı sizin Ben neşeli olduğunu düşünüyorum. Sorumlulukları hafifletici olduğunu düşünüyorum. İnsanlara ümit verici olduğunu düşünüyorum. Bunları da ifade etmek için bu caminin doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Buradan insanlar umutlu, gülerek, güçlü çıksınlar istiyorum. Bak, ben ona bağlayacağım. Bak neler yapacağım. Bu kaç? Kaça kaç o? 31.